Günaydın. Bayağıdır video çekmiyordum. Video çekiyorum, vlog çekmiyordum. Dünyanın en garip olayı başıma geldikten sonra tekrardan vlog çekmeye karar verdim. Dün öğlen saatlerinde kapımın önüne geldiğimde, bu arada fake değil arkadaşlar. Niye böyle bir şey yapayım? Şöyle bir notla birlikte, şimdi notu okuyorum. Günün ilk sütünü çoktan içmişsindir. Bu da benden olsun Enes. Altında da tarih var. Bir süt kapımın önüne bırakılmıştı. Takip ediliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlarından birisi yapmıştır falan filan. Olayın üzerinden bir gün geçti. Kimseden çıt yok. Kimse ne olduğunu bilmiyor arkadaşlar. Ve daha garibi, ben dün basket oynamaya inmiştim. Ve basket sahasında süt içmiştim. Yani diyor ki günün ilk sütünü içmişsindir. İkincisi de benden. Yani beni bir yerde görmüş olması lazım bu şahsın. Kim olduğunu bilmiyorum ve biraz korkutucu, biraz garip, ilgi çekici bir olay. Ulan tekrardan vlog çekmeye alışamadım, zormuş. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sütü henüz içmedim. Çünkü içine her şey konmuş olabilir. Yok yani ben öyle bir şey tahmin etmiyorum ama birazcık garip bir olay gerçekten. Böyle bir olay yaşamışken tekrardan vloglara başlayayım. Umarım vlogun sonuna kadar olay çözülür. Dediğim gibi arkadaşlar bayağı bir düşündüm. Kim olabilir, ne olabilir falan diye. Yok yani o kadar kolay çözümlenecek bir şey değil. Birisi beni takip etmiş. Öyle gözüküyor. Çünkü kapımın önüne kadar bırakılmış bu şey. Şimdi ben baskete çıkıyorum. Tekrardan havalar güzelleşti ve biz tekrardan baskete başladık. Bir de dudaklarım kurudu, şu an çok kırmızı gözüküyor. Herkes diyor ki ruj mu sürüyor? Ruj sürmüyorum. Doğal rengi bu. Biraz oynadım ama... Bu arada şey de söylemek istiyorum. Sütün, yani kutunun üzerindeki notta hiçbir şekilde isim, adres, hiçbir şey yoktu. Bunu söylemeyi unutmuşum. Bir saat kadar basket takılacağım. Sonra video atmam lazım. Bugün pazar bu arada. Bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum. 3 gündür falan ağır spor yapıyorum ve şuradaki kaslarımı böyle resmen hissetmeye başladım. Yani çok faydalı geldi. Bayağıdır yapmıyordum. Öyle, şimdi devam edeceğim. Hava güzel oldukça da çıkmaya çalışacağım çünkü kondisyonumu toparlamam lazım. Saatlerdir sahadayım ve burada Alman arkadaşlarla tanıştık. Onlarla basket attık. Yine birileri daha geldi. Şu an üçlü takım yaptık. Orada atmaya devam ediyorlar. Ondan sonra biz dahil olacağız. Vloguma dahil olmak ister misin? Olalım. Selam ben. Merhaba. Merhaba. Gördüğünüz gibi. Onlarla tanıştık ve belki halı saha maçı bile atabiliriz. O kadar olacak, tanıştık. Olacak. O kadar tanıştık. Ayarlayacağız. Diğer maçı bekliyoruz. Ondan sonra ikinci maça biz geçeceğiz. Ve yeneceğiz. Hey, ne haber? Yanımda Muharrem var. Basket. Finito. Kaç maç yaptım bilmiyorum arkadaşlar. En az bir 8-9 basketbol maçı var. Bir de okulun arkadaşlarımı gördüm. Futbol kulübü kurmuşlar. Futbol kulübü kurmamışlar, oha. Yani futbol takımı kurmuşlar okul için Marmara'da. Beni de davet ettiler. Onlarla birazcık oturdum, sohbet ettim. Moda bugün cıvıl cıvıldı. Çok özlemişim yazı gerçekten. O kadar özlemişim ki. Çok iyi geldi. Ufak Rus bir çocukla tanıştım. Dünyanın en tatlı çocuğu falandı. Bayağı şu an çok iyi hissediyorum yani. Spor yapın. Bu kadar. Muharrem de şu anda süt problemini çözmeye gidiyor. Bu arada sütle alakalı hiçbir gelişme yok. Onu da söyleyeyim. That's all. Şimdi muaftayız. Tiyatro gösterisi gibi bir şey var. Başlama tiyatroymuş, onu izlemeye geldim. Hem de bedava. Çok eğlenceli değil mi? 1 Observatuarı bitirdik. Şu halimize bakalım. Evet, gösteriden çıktım. Çok eğlenceliydi cidden. Böyle farklı farklı oyunlar belirlemişler. Onları oynatıyorlar falan. Çok zevkliydi ve bedavaydı arkadaşlar. Şimdi de eve gidiyorum. Muharrem ayrıldı benden. Ne yaparım bilmiyorum zaten, dediğim gibi. Dedim bunu bilmiyorum vlog içinde ama. Uyku düzenimi çok oturttuğum için çok erken uyuyorum. Yine erken uyuyabilirim. Öyle bir gün olabilir. Şimdi eve gidiyorum. Eve geldim. Duş aldım. Sırp şeyini taktım. Niye bilmiyorum ama o kadar yorulmuşum ki, yani böyle bir yorgunluk ben hayatım boyunca hissetmedim. Bacaklarımı hissetmiyorum, kulaklarımdan böyle garip sesler geliyor. Yemek söyleyeceğim çünkü vücudum çok yorgun düştü. Direkt yatağa açtım ve yarını tatil değil, işte böyle dışarı çıkmalı, basketbol oynamalı bir gün değil ama ne olacağı belli olmaz. Çalışma günü ve bürokratik işleri halletme günü olarak ilan ediyorum ve yandım, gördüğünüz gibi buralar falan yandı. Ve erken uyuyacağım, saat 10.30, ben 12 gibi en geç uyumuş olurum. Gerçekten yorucu bir gündü. Günaydın, çok güzel bir uyku çektim ve Örümcek Adam 2 izliyorum. Ne alaka? Hiçbir fikrim yok benim de. Şimdi çıkıp Starbucks'a gideceğim. Videolar için ön hazırlık yapacağım. Ondan sonra gelip seslerimi kaydedeceğim. Birkaç tane daha işim var ama Örümcek Adam'ı çok özlemişim. Bak bu sahneyi çok seviyorum. En mutlu o ya. Az önce yaptığım mallığa bak. Şundan şuna su dolduruyordum. Kapağını buna attım. Hadi git de çekeceğim ya. Evet, ne haber? Şimdi Starbucks'a geldim. Bir saattir falan buradayım. 3-5 tane konu buldum ama gerçekten o kadar yorgunum ki. Bir şeyler yapasım gelmedi. Şimdi sahile ineceğim. Birazcık çimenlerde oturacağım. Saat 10.30. 2'ye doğru video yayınlamam lazım.
bakalım. Abi yok, basamıyorum yani. Sol bacağımda felaket bir sakatlık var. O yüzden yürüyemiyorum adam akıllı. Şimdi eve gideceğim. Bir de lipstik almam gerekiyor. Dudaklarım çok kurudu. Selam, şimdi ses kaydediyorum. Bakın çalışasım geldi. Olaylar gerçekten skandal. Will Smith'in neydi adamın adı? Bir tane lavuğu yumruklaması hakkında. TRT'nin küçük Suriye paylaşımı. Yine Türkiye'den bir sürü mevzular var. Videomu hazırlayacağım. Öğlene doğru yetiştireceğim. Bir yemek söyledim, onu yiyeceğim. Böyle dürüm pizza gibi bir şey. Gelince gösteririm. Yemek geldi, böyle bildiğiniz pizzayı dürüm yapmışlar. Yani güzel. Pizzayı dürüm yapmışsınız gibi. Çok bir farkı yok. Afiyet olsun. Şimdi geldim sahile, videomu da attım. Şöyle bir ortam kurdum kendime. Çikolatayla muzum da vardı ama bitirdim. Videomu izliyorum, kendi videomu izliyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Ayağım sakat olduğu için basket de oynayamıyorum. Yanımda birileri oynuyor. Çok canım çekti ama oynayamıyorum. Bilmiyorum işte. Şu an işlerim bitti. Sadece oturuyorum. Belki kitap falan okurum. Ama deriz ki en azından yabancı bir şu kitap. Belki bunu okuyabilirim. Kesin bunu okurum. Çünkü başka hiçbir şey yapamayacağım. Havada yine çok güzel. Tadını çıkarıyorum. Siz de çıkarın. Kitabımı okudum. Şimdi de sadece yürüyorum. Biraz bacağımı açmaya çalışıyorum. O kadar açılmıyor ki bayağı canım acıyor. Doktora da gidebilirim. Acı dolu ve gizem dolu bir vlog oluyor şu ana kadar. Evet. Adamsın. Kanka nakit yok ama muz var. İster misin? Sonra yersin. Harika olur. Teşekkür ederim. Tamam. Çok sağ ol. Selam ver vloguma. Nasıl? Vloguma selam ver. Evet. Şöyle selam verebilirim. Tamam. Ya abi şimdi ses kaydediyorum. Bir dakikalık dünyanın en salak hırsızı diye bir video var. Dünyanın en salak hırsızıdır. Hırsızıdır diyemiyorum ya, kafayı yiyeceğim. Şimdi videoda yapacağım, bakalım yapabilecek miyim? Evet, başlıyorum. Peki VC'yi neden dünyanın en salak hırsızıdır? Damn. Yapamıyorum ya. Peki VC'yi neden dünyanın en salak hırsızıdır? Peki VC'yi neden dünyanın en salak hırsızıdır? Delireceğim. Değeri tam 180 milyon. Sonunda başardım. Yani Türk lirası olarak bugünün 3,5 milyar lirasını çalmıştı. Yanlış anlama. Neden dünyanın en salak hırsızıdır? Hırsızlık. Bu arada tam bir dakika. Yani bu kadar mı olur? Bu kadar mı olur? Günaydın. Sakat bacağımla okula kaçan Zih. 4 aydır gitmiyordum. Ne var ne yok çok merak ediyorum. Ama bu sefer dondurmaya. Evet, ders bitti arkadaşlar. Şu anda da Marmara'nın lavabosundayız. Siyaset dersinden çıktık. Çok eğlenceliydi. Komünist vs. liberal attık. Burada da Resul kardeşim var. Herkesin önceki merhaba. Vloglardan bilirsiniz. Enes yargı dağıttı derse yargı. Çok iyi. Ufak bir info vermek istiyorum. Enes'e derse girmek de çok keyifli. Çünkü güzel düşünceleri var. Zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Yani çok şanslı bir insan olarak. Resul haklı. Benle derse girin. Modaya geldik. Aynaya bakın. Poz verin. Foto alıyorum. Anlayan olmadı. Bakın arabesk keyfi. Arkadaşlar coğrafya kadardır bu çocuk. Yaşındakiler Norveç'te. Şu an okula gidiyor, parkta oynuyor. Adam arkada arabesk söylüyor. Arabesk. O kadar. Çocuk ne güzel söylüyor. Küçük gibi bir sesi ya. Valla küçük gibi. Vlog bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi dağılın.